İshak İsmail çatışması. Eyvah. Halde getirdiler ya. Bunun arkasında kavmiyetçilik yatmıyor mu? Hiç şüphesiz. Ha? Yahudi zihniyeti şöyle. Bunu bilmiyorlar mı Arapların amcaoğlu olduğunu? Bilmez. Çok iyi biliyorlar. Hem de nasıl? Fakat bunun arkasında yatan şu. O kölenin oğlu, bu hürün oğlu. Yani Hacer köleydi, Hacer zenciydi ama Sare hürdü. Dolayısıyla biz sizden üstünüz. Biz hürün çocuklarıyız. Siz kölenin çocukları. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam düşmanlık da oradan geliyor. Yani eyvallah, bizim içimizden çıkması gerekirken. Eyvallah. Tabii. O soydan doğru nasıl çıktı? Doğru. Siz kim oluyorsunuz? Doğru. Haddinize mi düşmüş size peygamberlik? O mu? Bu zihniyet bu değil mi? Zihniyet bu. Zihniyet bu. Amca çocukları olmasını olduğunu bilmelerine rağmen orada yine de statü gözetiyorlar. Belki de Rabbimiz onların bu şeyini sürtmek için. Yani şimdi onu söyleyecektim. Yani hiç kimse doğuştan üstün veya öyle doğuştan şey kaybetmiş değildir. Yani Allah'a olan takvalarınız belirler sizi. İnne ekramakum indallahi etkakum. En üstününüz Allah'a karşı müttaki olanınızdır. Sorumluluğunuzun bilincinde varmanızdır. Dolayısıyla doğuştan üstünlük iddialarının tamamı gümrük şeytanlıktır. Tabii. İlkel bir materyalizmdir. Ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktehu min tin. Ben ondan üstünüm çünkü beni ateşten, onu çamurdan, topraktan yarattın. İşte budur. Şeytanlıktır yani.